Fethiye ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan şebeke polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişiden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre ilçede son günlerde artan motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Bir evin önünden motosiklet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen asayiş ekipleri, Furkan M.E. ile Murat E.İ.'yi çaldıkları motosikletle dolaşırken yakaladı. Gözaltına alınan Furkan M.E. ile Murat E.İ.'nin üzerinde bir miktar esrar ele geçirilirken, ifadeleri doğrultusunda Kenan E., Güven D. ve Suriye uyruklu Ahmet A. da gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları motosikletleri Seydi Kemer ilçesine bağlı Eşen mahallesinde bir motosiklet tamircisine götürüp motorların numaralarını değiştirerek bölgede yaşayan Suriyelilere sattıkları tespit edildi. Ekipler tarafından zanlıların çaldığı belirlenen 9 motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Furkan M.E. ile Murat E.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Kenan E. ve Güven D. adli kontrol şartıyla Suriye uyruklu Ahmet A. ise serbest bırakıldı. Yolda konuşmak yok. Amerika'nın New York kentinde süren davada tanık olarak ifade veren ve Türkiye'deki tüm varlıklarına el konulan Reza Zarrab'ın Bodrum'da bulunan yelkenli lüks yatıyla ilgili de işlem başlatıldığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Reza Zarrab'ın Türkiye'deki tüm mal varlığına el konuldu. Zarrab'ın Bodrum'da bulunan Malta bayraklı 7 milyon euro değerindeki lüks teknesi içinde işlem başlatıldı. Yaklaşık 1,5 yıldır tersanede bekleyen lüks yatla ilgili Ankara ile resmi yazışma yapıldığı bildirildi. Bodrum Liman Başkanlığı'na yazının ulaşmasının ardından lüks yata da el konulacağı öğrenildi. Tersanede bekletilen yatın üzerine büyük branda çekilerek kapatılması ise dikkatlerden kaçmadı. Yetkililerden alınan bilgiye göre tersane yetkililerine yatın denize indirilmemesi için talimat verildiği öğrenildi. Fethiye'de yürüyüş için çıktığı dağlık alanda mahsur kalan şahıs Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından kurtarıldı. İstanbul'dan Fethiye'ye tatile gelen 45 yaşındaki Suat Bozkurt, Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkiinde ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. Dik ve sarp kayalıklara tırmanmaya başlayan Bozkurt geriye dönmek için inişe başladı. İniş için geri dönen Bozkurt kayalıklarda mahsur kaldı. Bozkurt cep telefonuyla 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine bölgeye Akut Fethiye ekibi sevk edildi. Ölüdeniz Kıvrak mevkiine gelen 5 kişilik Akut ekibi tırmanışa başladı. Sarp ve dik yamaca yaklaşık 2 saat tırmanarak kayaların arasında mahsur kalan Bozkurt'a ulaşıldı. Akut ekibi kayalık zemine iple kurtarma istasyonu kurdu. Kurulan istasyona bağlanan Bozkurt, yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. İstanbul'dan tatile geldim. Daha sonra böyle patika, yürüyüş anlamında çok keyif alıyorum. Buradan bir iki kere daha olmuştu ama başka bir rotadan gelmiştim. Çok kolaydı. Neyse aşağıdan geldim, buraya geldim. Burada hiç yapmadığım bir şey. Daha önce hiç böyle bir dik bir yerden çıkmamıştım. Oranın üstünün düz olduğunu biliyorum. O yüzden kısa bir şey. Herhalde çıkarım diye böyle bir girişimde bulundum. Ama tabii hüsranla bitti. Zaten yarısında pişman oldum. Aşağı da inemedim. Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Yatağan ilçesine bağlı Eski Hisar mahallesindeki Kuru Kümes mevkisinde 27 yaşındaki Mustafa Kılıç yönetimindeki traktör,
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların fark etmesiyle olay jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Kılıç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Öte yandan hayvancılık yaptığı ve ailesiyle birlikte göçebe bir hayat yaşadığı öğrenilen Kılıç'ın yörük çadırında elektrik olmadığı için cep telefonunu şarj etmek için bölgeye yakın bir maden ocağına gidip şarjını tamamladıktan sonra çadırına doğru döndüğü öğrenildi. Bodrum'da bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. O esnada evde bulunan bir kedi ise yangın dumanından etkilenerek telef oldu. Alınan bilgiye göre Bitez mahallesindeki bir sitede Bülent ve Vildan Pala'nın yaşadığı evin yatak odasındaki klimada yangın başladı. Pala çiftinin evde olmadığı saatte çıkan yangın bir anda tüm odayı sardı. Çevre sakinlerinin 112 acil çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine siteye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, 112 acil sağlık, polis ve AYDEM ekipleri gönderildi. Yangını söndüren ekipler yangın sırasında evde bulunan kedinin telef olduğunu gördü. Kedi evden dışarı çıkarılırken evde büyük çapta hasar oluştu. Söndürme çalışmalarının sürdüğü sırada eve gelen Bülent ve Vildan Pala şok yaşadı. Gözyaşlarına boğulan Vildan Pala'yı komşuları sakinleştirdi. Sanat güneşi Zeki Müren 86. yaş gününde Bodrum ilçesinde anıldı. Merhum sanatçının doğum günü anısına verilen konserde adım atacak yer kalmadı. Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Zeki Müren Sanat Derneği ve Hüseyin Turgut Karabağlar Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. İki bölümden oluşan konserde Zeki Müren'in eserlerinin de aralarında yer aldığı şarkılar seslendirildi. Şef Ahmet Sabancı'nın yönettiği konserde solo şarkılara da yer verildi. Yaklaşık 1000 kişinin izlediği konserde zaman zaman şarkılar hep bir ağızdan seslendirildi. Bodrumluların yoğun ilgi gösterdiği konserde salon tıklım tıklım dolarken bazı vatandaşlar yerlere ve sahne yanına ilave edilen sandalyelere oturdu. Konseri dinlemeye gelen Bodrumlu müzikseverler yıllar geçmesine rağmen merhum sanatçının coşkuyla anıldığı ve ortamın çok güzel olduğunu ifade ettiler. İlk defa geliyoruz. Çok güzel, çok güzel. Bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyorduk. Fedakar, vefakar Türk halkı ne mutlu böyle gösteriyoruz Zeki Müren olan bağlılığını. Biz de aynı onun için geldik. Ne mutlu. Konseri izleyenler gecenin sonunda sanatçıları uzun süre ayakta alkışladılar.